Kur'an-ı Kerim'in şefaatine kendilerini nail eyle. Makamlarını cennet eyle. Mekanlarını âli eyle. İlahi ya Rabbel Alemin, Fethi Mübin'in ifade ettiği manayı anlamayı, onun bu toplum için, bu topraklar için ne manaya geldiğini kavramayı bizlere lütfeyle. Fethinden de bu vesileyle en kısa bir şekilde suhuletle çıkabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Resul Halid İbni Zeyd Eba Eyyub El Ensari Hazretlerinin hürmetine, Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkına ilahi ya Rabbi senlerimizden emin eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bir çağ açıp yeni bir çağ başlattığımız, tarihin akışını değiştirdiğimiz bu kutlu günde Sultan Fatih'i müjdelenen askerlerini şükran ve dualarla anıyoruz. Cümlesinin mekanı cennet, makamı âli, ruhu şad olsun. Sizlere Topkapı Sarayı'ndan Sur-u Sultani, Bab-ı Selam kapısından sesleniyoruz. Değerli kardeşlerim, biz İstanbul'a ezelden gönül vermişiz. Bu görkemli şehir adeta bir sevgili gibi asırlar boyunca yolumuzu gözlemiş. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel ordudur. Efendimizin müjdesine nail olmak için Eyüp Sultan Hazretleri ta 857'de buralara gelmiş. Battal Gazi, Sultan Alparslan, Yıldırım, Bayezid ve daha nice ulu hakanlar at binmiş, kılıç kuşanmış. İstanbul bizim için peygamber sözüdür. Osman Gazi'nin vasiyeti Akşemseddin'in duasıdır. Sultan Mehmet işte böyle bir hasretin mirasçısı, bin yıllık umutlarımızın fatihidir. Kutlu müjdeye 1453'te vasıl olduk. Taze bir bahar sabahında birbirimize kavuştuk. Vuslatımız ebedi olsun, daim olsun inşallah. Aziz İstanbullular, kutlu fetih genç bir hırsın, tutkulu bir şöhretin, nam peşinde koşan birinin değil, peygamber müjdesinin, ilahi kelimetullah misyonunun büyük bir dehanın eseridir. Fetih ruhu 567 yıldır devam eden bir sürecin başlangıcıdır. Bizler Konstantinopolis'i fethettik. Şehri açtık, yaydık, göğsünü genişlettik. Bu şehir fetihten sonra İstanbul oldu. İstanbul'un her sokağında, her semtinde, her tepesinde mührümüz var. Her karışında alnımızın teri, gözümüzün nuru var. Fetihten hemen sonra bugünkü İstanbul Üniversitemizin temelleri atıldı. İstanbul mektepler, medreseler, kubbelerle donatıldı. Kimseye yan gözle bakılmadı. Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve 72 milleti bir arada adalet ve huzur içinde yaşadı. Camiler, havralar, kiliseler yan yana yükseldi. İstanbul fetihten sonra barış ve adalet vahası haline geldi. Bu şehir asırlar boyunca ve halen yüksek kültürün, yüksek sanatın ve yüksek ahlakın başkentliğini yapıyor. Bizler gönlümüzü herkese açmaya, herkesi sinemize sarmaya devam ederek fetih ruhunu yaşatıyoruz. Tüm zorlukların üstesinden birlikte geliyor, medeniyetimizin baş şehrini, ebedi bir barış beldesi, kıyamete kadar bir esenlik yurdu olarak yaşatmak için hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Thank you.
başı hey hey. Ya Allah. Yektir Allah! İllallah!